Esselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah-u Teala ve Tekeddes Hazretleri uzaktan yakından şuraya teşrif buyurmuş kıymetli mümin ve müminet kardeşlerimizin muradını nail eyliye. İki cihanda İslam ve imandan mütevellit sıkıntılara giriftar eylemeye, İslam'ın ve imanın izzetini yaşamak, nefsini ıslah etmek, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hükmüne uymak nasibi müyesser eyliye. Yeryüzünde ne kadar İslam devleti varsa Allah'a azimişan şeriat-ı Muhammedi'yi yaşamak nasibi müyesser eylesin. Ana babalara insaf ve merhamet vermek suretiyle önce aile hukukunda kendilerine şeriatı yaşamak, saniyen evlatlarını Allah'ın hükmüne göre yetiştirmek nasibi müyesser eylesin. Kıymetli müminler, Rebiyül Evvel ayı dolayısıyla iki cihan saadeti Habibüda aleyhissalatü vesselam Efendimizle başlayan sohbetimiz bugün Allah'a alem 10. hafta oldu. Önce Habibüda aleyhissalatü vesselam Efendimizin risaletinden, iman etmenin hakikatından, ona itaat etmenin vücub ve vacibiyetinden, ona uymanın vacibiyetinden, Allah'a azimüşşan'ın ayetlerle o size ne güzel bir örnektir hükmü ile her bir fiil ve hareketimizde, bütün yaşayışımızda Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i kendimize örnek ittihaz etmemizin önemini, böylece bu hükümlere rağmen olan ashab-ı güzinin hayatını, saadetli ashab-ı güzinin muharebelerde bir kumandan bir mücahit, ibadet ubudiyette bir abid, ilimde fakih ve bir müştehit, Allah'a kullukta mütevazi, ihlas sahibi, muratları rızayı ilahi olduğunu huzurunuzda uzun uzun anlattık. Dilimizin döndüğü kabiliyetimiz derecesi kadar, idrak edebildiğim kadar ki bu söylediğim mevzuyu anlatmak bizim için çok zor bir mesele. Sonra ashab-ı güzünün zikir konusuna geçtik. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin sahabelerinin hadislerle sahabe hayatına ait eserlerden sayıları çok fazla olarak zikrettiklerini, Cenab-ı Ebu Hureyre radıyallahu teâlâ anhum hazretlerinin 2000 düğümlü bir ipe olduğunu, bu mübarek iple zikrettiğini, yine Cenab-ı Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu teâlâ anhum hazretlerinin zembille önüne çakıllar ve hurma çekirdekleri konduğunu, bununla zikrettiğini, Hazreti bütün ümmeti Muhammed'in annesi olan Safiye annemiz 4000 hurma çekirdeğiyle Allah'ı zikrettiğini, Cenab-ı Aşere-i Mübeşşere'den Sa'd İbni Ebu Vakkas Hazretlerinin bir zembil çakıl ve hurma çekirdeğiyle saatlerce Allah'ı zikrettiğini misallerini huzurunuza getirdik. Buradan aşağıya inmek suretiyle zikrin faziletlerini, zikrin bir hükmü olduğunu, Allah katında bu hükme ve faziletlere rağm olmamız lazım geldiğini, sonra da zikrin bir adabı olduğunu, bir edebi olduğunu, zikrin keyfiyeti olduğunu huzurunuzda arz etmeye çalıştık. Nasıl Allah-u Azimüşşan namaz kılmayı ferman ettiyse, nasıl Rabbim Teala zekatı vermeyi ferman ettiyse, namazın, zekatın, haccın kendine has farzları, vacipleri ve sünnetleri ve adabı varsa, her bir ibadetin kendine has tayin edilmiş olan ulema-i izam tarafından elbette bir keyfiyeti, bir adabı vardır. Hiçbir amel, hiçbir itaat kulun kendi anlayışına göre değil, muhakkak ulema-i izamın beyanlarına, Kitab-ı Kerim, hadisi şerifler, müştehidi izamlar, evliyayı kiramlar ve ulema-i izamların beyanlarına göre cereyan eder. Rabbim Teala lütfederse yine bugünkü sohbetimizde Allah'ın
inayeti, Habib-i Da Efendimizin bereketi, ulemanın bereketi ve Sadat-ı Nakşibendi ve Sadat-ı Kiram'ın bereketi ile zikrin adab ve keyfiyetinden biiznillahi teala netice ve meyvelerinden biiznillahi teala anlatmaya çalışacağız. Mevla-i Müteal anlatana şeriat uygun konuşmak nasip etsin. Anlattığıyla yaşamak nasip eylesin. Dinleyen kardeşlerimizi şeriata uygun olarak anlamak nasip etsin. Anladıklarıyla yaşayıp anladıklarıyla Allah'a yaklaşmak nasip-i müyesser eylesin. Kıymetli müminler, bundan önceki derslerimizde arz ettiğimiz gibi zikirin 4. haftası olduğu için biraz konuya adab kısmı ile devam edeceğiz inşallah. Allah-u Azimüşşan ve Tekaddes Hazretleri her bir peygambere La ilahe illallah dedirmesini ferman buyurmuştur. Peygamberlerin gönderilmesi La ilahe illallah dedirtmek içindir. Bu mana itibariyle insanların en ekmeli, en faziletlisi, en kamili, her türlü yaşayışta önderi, numunesi olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamlar bütün beşeriyetin ve ümmeti Muhammed'in önderi, rehberi, şaşmaz bir ilahi kılavuzudur. Allah-u Azimüşşan peygamberler vasıtasıyla bütün iman eden beşeriyete ve insanoğluna kendi rızasını tahsil için nice hakikatları vahyetmiş, bildirmiştir. Cenab-ı Musa aleyhissalatü vesselam Efendimizle söze başlayarak konuya giriyoruz ki Cenab-ı Musa aleyhissalatü vesselam bir gün münacatında şöylece niyaz eyledi. Ya Rabbim, ben garibim, ben hastayım, ben fakirim. Bana rahmeyle, merhamet eyle ya Rabbim. Allah'a azimşan, ulul azim peygamber olan bu devletli aleyhissalatü vesselama vahyetmek suretiyle şöyle buyurdu ki, ya Musa, garip o kimsedir ki Habibi olmaya, sen garibim dedin, garip o kimsedir ki Habibi olmaya, Habibi olmayan bir kimse gariptir. Ya Musa, ben hastayım dedin, hasta insan o kimsedir ki tabibi olmaya, tabibi olan devasını bulur. Senin tabibin var, senin habibin var, ben senin habibinim, ben senin tabibinim. Böyle deme ya Musa. Ya Musa, ben fakirim dedin, sen fakir de değilsin. Fakir o kimsedir ki benim nurani ilahi nimetlerimden nasipsiz ola. Fakirlik odur. Yoksa dünya metaiyle, insan yokluğuyla fakir olmaz. Fakirlik o değildir ya Musa. Fakirlik odur ki benim nurani nimetlerimle, Allah'ın en büyük nimeti imandır, İslam'dır. Allah'ın inayet ve tevfikat-ı Rabbaniyesidir. Allah'ın dostluğudur. Allah'ı bilmek, muhabbet etmek, sevmektir. Ya Musa, sen bu sıfatlarla mücehizsin. Şu halde ben fakirim de deme. Şu halde kıymetli müminler, bu hitab-ı ilahiye bize vahiy olmuş gibi düşünmek, mülaze etmek lazım gelir. İnsan hiçbir zaman Allah'ı bildiği müddetçe garip değildir. Allah'ı bilmeyen kimse gariptir. Zenginlikle, rütbe ve mal ile ganilik olmaz. Allah'ı bilmemek ile fakirlik olur. Allah'ı bilen kadar gani, Allah'ı bilen kadar zengin kimse olmaz. Hiçbir dert, hiçbir hastalık, hiçbir musibet, musibet değildir. İlla musibettir. Allah'tan gafil olan için musibettir. Allah'ı bilmeyen için beladır. Allah'tan gafil olan için hastalıktır. Şu halde
mecazi olan dünya hastalıkları Allah'ın huzurunda binlerce rahmeti celbetmesine, günahlara kefaret olmasına, günahların dökülmesine vesile olduğu için insan vücudunun bekası ne sıhhatle, ne rütbe ve devletle daima olmayıp ilahi esmanın nakışları olarak tebettül ettiği için hastalık da mümin için bir nimettir. Devamlı sıhhatli olmanın kadri hastalıkla bilinir. Zenginliğin kadri fakirlikle anlaşılır. Garipliğin kadri, kimsesizliğin kadri Allah'tan uzak olursa o insan kimsesizdir. Onun için Allah'a azimşanı bilmek, iman etmekle, iman marifeti ilahi celbetmekle, marifeti ilahiye, muhabbeti ilahiye ile Rabbim Teala'yı sevmekle, sevmek rızayı ilahiye aramakla mümkündür. Şu halde Allah'ı bilen kimse Allah'a azimşana muhabbet eder. Allah'a azimşana muhabbet eden bir kimse kim neyi severse dilinden gönlünden onu çıkarmadığı için devamlı olarak o sevdiği şeyi zikreder. Elbette her bir sevgi, her bir sevgili mecaz olduğu için ne kadar zikredilirse zikredilsin sonunda fani olur. O zikrin sonunda insanoğluna hüsran kalır. İnsanoğluna Allah-u Teala razı olsun uzaklık kalır. Bunun misalini şöylece yad etmek lazım gelir ki muhabbeti ilahiyeler mecazi muhabbetler vardır. Hakiki muhabbetler, ilahi muhabbetler vardır. Kıymetli müminler, mecazi muhabbetler zeval ile insanın elinden çıkar. Mecazi muhabbetler zevaliyle insanı ızdıraba sürükler. Gençliğimizi severiz, muhabbet ederiz, ihtiyarlık ile gençlik zeval bulur. Malımızı severiz, elimizden çıkması ile mal sevgisi zeval bulur. Çoluğu çocuğu severiz, onların türlü halleriyle, ızdıraplarıyla, terbiyeleriyle şu veya bu halle zeval bulur. Muhabbeti ilahiyeden başka sevilmeye layık olan bir şey yoktur. Kur'an'ın mucizül beyanda, hülasatül beyan fi tefsiril Kur'an'da birinci, ikinci ciltinin sayfa 268. sayfasında şöyle mübarek bir mesele vardır. Abid, Allah'tan gayri her neyi muhabbet ederse muhabbet o şeyin afatına sebep olur. Tefsir sahibi ayeti celilenin tefsiriyle bize böylece beyan buyurmuştur ki bir abid, bir mümin, Allah'ı bilen bir kul Allah'tan gayri neyi severse, niye muhabbet ederse muhabbet ettiği o şey zeval bulur, onun afatına sebep olur. Kulun başına gelen bütün musibetler mecazi muhabbetin zeval bulmasının ızdırabıdır. Çünkü insanoğlunu Allah'a azimşan azim bir kalple yaratmıştır. İnsanoğlunun kalbinin vüsatı nihayetsizdir. Nihayetsiz derecede büyük bir vüsatla yaratılan insanın münevver latif kalbi Allah'ın azametini idrak içindir. Allah'ın azameti ne kadar nihayetsiz ve büyük ise insanın kalbi ıslah etmek suretiyle bu ilahi muhabbete layık olur. Eğer bu nihayetsiz derecede Allah'a muhabbet etmek yerine mecazi muhabbetler o kalbin içerisine girerse dünya kadar geniş sevgililer yavaş yavaş kendisine elveda der, ayrılır, firak olur. Ne kadar çok mecazi muhabbete sarılmış, ne kadar çok mecazi muhabbete saplanmış ve ne kadar sayısı çoğalırsa
sevdiklerinin zevaliyle onların elveda, elfirak diye ayrılmalarıyla insanoğlu elin bir ızdıraba duçar olur. Kalbimizin elemi Allah'tan gayrı sevgililerin çokluğu derecesindedir. Kalbimizin safası Allah'ın muhabbeti sayesindedir. Bir daha söyleyelim, bu çok hoş. Kalbimizin cefası, kalbimizin elemi, Allah'tan gayrı olan sevgililerin çokluğu ve onlara verdiğimiz önem derecesi kadardır. Kalbimizin safası, kalbimizin muhabbet ve gıdası, Allah'a olan muhabbet derecesi kadardır. Şu halde her birimizin gözyaşları, kalbimizden yakıtılan ızdıraplar, ebedi bir azamete layık olarak yaratılmış olan kalbimizin fani olan muhabbetlere dert edilmesinden, onlara doğru yönelip ayrılmasından dolayı elim çekeriz. Çünkü kişi dünyada Allah'tan gayrı neyi severse firakı ile karşılaşır, ayrılışı ile karşılaşır. Dünyadaki muhabbet ettiği şeylerin sayısı çok fazla olduğu için onların sayısı kadar ızdırap çeker. Şu halde mecazi muhabbetleri kalpten boşaltıp, sayılarını azaltıp, onların hükmü ilahiye mani olmaması lazım geldiğini müdrik olup, yegane sevilmesi, yegane mabudu bilhak olan Allah'ı bilmek derecesinde olur. Tefsir sahibi bunun için buyuruyor ki, büyük hülasatül beyan fi tefsiril Kur'an 1. 2. cilt 268'de müfessiri izam Cenab-ı Mehmet Rehbe Efendi Hazretleri şunun için böyle buyuruyor. Mümin, abid, derviş ve sofi Allah'tan gayri her neye muhabbet ederse muhabbeti o şeyin afatına sebep olur. O nimetin elden gitmesine sebep olur. Muhabbeti ilahiyenin gayri hiçbir şey baki olmadığından, arz ettiğimiz gibi fani olduğundan her şey zeval bulur. İlla Allah'a azimişan müstesna. Ancak muhabbeti ilahiye baki kalır. Müfessir-i İzzam bunun misalini şöyle vermiş kıymetliler. Cenab-ı Adem aleyhissalatü vesselam cennet gibi nurani en latif bir mekana aliyede bulundu. Cennete muhabbet etti. Allah araya şeytanı soktu. Şeytanın hilesi girdi. Yalanı şeytan söyledi. Yalan yemini ilk defa İblis Azazil söyledi. Ve Cenab-ı Adem ile Cenab-ı Annemiz Havva radıyallahu teala anha cennetten yeryüzüne indi. Cenab-ı Adem aleyhisselam cenneti sevdi, şeytanın hilesi araya girdi, cennet aradan çıktı. O zaman Cenab-ı Adem aleyhisselam ve Hazreti Annemiz Havva annemiz yeryüzüne indirildi. Adem aleyhissalatü vesselam böylece yeryüzüne indirilip cennet elinden çıkar çıkmaz zikrullahla beraber kaldı. Kala kala Allah'ın zikri kaldı. Allah'ın yadı kaldı. Dünya meşguliyeti kimsesiz bir dünyada olmasına rağmen ona elin ve ızdıraplı gelmedi. Çünkü Mevla'yı mütealin zikri, Allah'ın muhabbeti, Hazreti Adem aleyhissalatü vesselam'ı kimsesiz garip bir dünyada kimsesiz ve garip koymadı. Çünkü garip o kimsedir ki Allah'a azimşan gibi bir Habibi olmuyor. Adem aleyhisselam haşa garip değildi ki, Allah Habibiydi. Şu halde cennet aradan gitti. Hazreti Adem aleyhissalatü vesselam'a ne kaldı? Allah'ın zikri, Allah'ın yadı kaldı. Cenab-ı Yakup aleyhissalatü vesselam Sure-i Yusuf'ta malum haliniz Yusuf aleyhissalatü vesselam'a çok ülfet muhabbet eyledi.
Allah Hazreti Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ı şu veya bu sebeplerle Yakup Aleyhisselam'ın elinden aldı. 40 sene firak, ayrılığın acısını tattı. Hazreti Yakup Aleyhisselam yüzünü döndü. Yüzünü döndü Mevla-i Müteala. Bana sabrı cemil lazım buyurdu. Ve Allah'ın zikri ona hak kaldı, yardı kaldı. Yusuf gitti, Allah kaldı. Kenan gitti, Yusuf kaldı. Yusuf gitti, Kenan kaldı. Ne Kenan kaldı, ne Yusuf kaldı. Kala kala Cenab-ı Yakup Aleyhisselatü Vesselam'a hakkın zikri, hakkın yadı kaldı. Hey! Biz neyi seversek sonunda zevalı kalacak, firakı kalacak, elin bir ızdırabı kalacak. Gelin bu sevgiliyi Allah'a azimşan olarak seçelim. Gönlümüzü, merbutiyetimizi ona rahm edelim. O zaman o ızdırap ve zevalde duyduğumuz elin bir acı yerine Allah'ın ülfet ve ünsiyeti kalsın. Bu Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bize vermiş olduğu en azim bir derstir. Ey benim kullarım, neyi severseniz zeval bulur. Gelin ebedi olarak zeval bulmayan baki olanı sevin. Nokta. Nokta bir. Cenab-ı Evliyayı İzam'ın ulularından ilim sahibi Yüksek İmam Molla Abdurrahman Cami Hazretleri Herat'ta bir kıza aşık oldu. Mecazi başlayan bu aşk Cenab-ı Abdurrahman Cami Hazretlerinin gönlünü rahatsız etti. İhtiyarı elinde değil, o kadını, o kızı düşünmeye başladı. Herat'tan uzaklaştı. Seyyid Saadettin Kaşgari Hazretlerinin bulunduğu bölgeye geldi. Onu unutmak istedi. Allah Azimüşşan'ın lütfu ihsanıyla Seyyid Saadettin Kaşgari Hazretleri Allah'ın kudretiyle elbette Molla Abdurrahman Cami Hazretlerinin rüyasına girdi. Allah muktedir olmasa girebilir mi? Ben senin rüyana gireyim, mümkün değil. Allah kadirdir. Allah murad ederse girilir. Seyyid Saadettin Kaşgari Hazretleri rüyaya girdi. Onun hastalığının tabibi olacağından ona şöylece rüyasında hitap etti. Dedi, ya Molla Abdurrahman, kişi neyi severse zeval bulur. Neyi severse o onu terk eder. Sen öyle bir sevgiliyi sev ki onun terki mümkün olmasın. Ya Molla Abdurrahman, sen neyi seversen o zeval bulur, seni terk eder gider. Sen öyle bir şeyi sev ki zevali kabil olmasın, terki mümkün olmasın. Uyandı, estağfurullah dedi, tövbe etti. Mecazi sevgilisini Allah'ın inayetiyle hakiki sevgiliye çevirdi. Seyyid Saadettin Kaşgari Hazretlerine mürid oldu. Evliyayı İzzam'ın ulularından Hazreti Mevlana Molla Abdurrahman'ı Cami Hazretleri oldu. Ya Molla Abdurrahman, neyi seversen o zeval bulacak. Öyle bir şeyi sev ki zevali mümkün olmasın. Sen onu terk etmek istesen de o seni terk etmesin. Yine Allah Azimüşşan Kur'an-ı Mucizül Beyan'da şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Seyyid Ebu'l-Abbas Nursi Hazretleri radıyallahu teala anhüm bu ayeti celilenin tefsirinde şöyle mana vermiş. Şeytan apaçık düşmanınızdır. Peki ne yapayım ben ya Rabbim? Seyyid Evliyayı İzzam Kavsül Azam Hasan-ı Şazeli Hazretlerinin halifesi Seyyid Ebu'l-Abbas Nursi Hazretleri, şeytan madem apaçık düşmanınızdır, insan kendi kendine soracak diyor, madem ne yapayım ben ya Rabbim bu düşmanı? Ben uyurum, o uyumaz.
Ben onu göremem, o beni görür. Ben onu yakalayamam, o benim içimde damarlarımda sızar, dolaşır. Damarlarımın içerisinde kan gibi cevelan eder, deveran eder. Ne yapayım ben ya Rabbim bu düşmana? Bu ayeti celilenin nurani manası şudur ki, buyuruyor o evliyayı izam, bir dost bul kendine, o düşmandan sığınacak bir dost bul. E kim bulayım ya Rabbim? Kim bana dost olursa benim bütün düşmanlarıma muvaffak olur. Ben onu himaye ederim. Ben onu korurum. Şeytan apaçık düşmanınızdır. Yani siz beni dost dediniz. Beni gerçek olarak zikrediniz. Beni gerçek olarak anınız ki ben de sizi düşmanınızdan koruyayım. Pekala. Şimdi şöylece mülaze etmek lazım gelirse, her birimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ın türlü ayet ve surelerini okumakla zikrediyoruz. Her birimiz biraz önce yattı namazını cemaatle kılmaya Rabbim muktedir kıldı, namaz kıldık. Pekala, buyuruluyor ki siz Allah'ı zikredin, iblis sizden uzaklaşsın. Madem öyledir, nasıl ben onu zikredeyim ki elsafı, adabı, o zikrin keyfiyet ve derecesi ne olmalı ki onu uzaklaştırsın? Akla bir ibret. Karşıdan bir adam geliyor. Tabanca müessir olur. Karşıdan tank geliyor. Elindeki tabanca ona müessir olamaz. Önünde 20-30 santimlik duvar gibi kalın çelik sırf var. Tabancayı istediğin kadar aç, leblebi gibi tesir eder. Ben ne yapayım ki tanka müessir olayım? Tank delici, zırh delici bir top mermisi bul. Tankı eritici, yakıcı bir roket bul. 3000 derece, 4000 derece hararetle tanka yapışsın. Soba borusu gibi delik açsın. Hem eritsin hem sıcak kazlar içindeki insanları yaksın. Şu halde her bir şeyin müessiriyeti vardır. Tanka elimdeki tabancayla müessir olamam. Şu halde ben Allah'ın zikriyle şeytana nasıl müessir olayım? Allah buyuruyor, siz beni zikrediniz, ben iblisi sizden uzaklaştırayım. Biraz önce namaz kıldık. Her birimiz Allah'ı zikrettik. Ayetlerle zikrettik, tesbihatlarla zikrettik, ettehiyatla zikrettik. Şimdi bu konuya biraz dikkat edersek, mesele çok güzel inşallahü teala anlaşılacak. İhya-i Ulumiddin 3. cilt sayfa 82'de şöyle buyuruluyor ki, kalbe giren iblisi, şeytanı kalbe girmekte olan yollarını tıkamak her bir ümmeti Muhammed için vaciptir. İnsanın kalbine iblis türlü yollardan girer. Ne zaman girerse muhakkak fena olarak ifsad eder, vesvese verir. İnsanı ibadet ve taattan uzaklaştırmak ister. Şayet şeytanın define çare nedir dersen, aynen metini söylüyorum. Allah'ın zikridir. Şeytanın kalpteki define yegane çare Allah'ın zikridir. Allah'a azimüşşana istiaze edip sığınmaktır. Allah'a azimüşşana aman ya Rabbim şu iblisin şerrinden sana sığınırım diyerek istiaze edip eûzü sırrıyla ona sığınmaktır. Allah'a sığınmaktır. Kim ki la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim derse şeytan kalbinden uzaklaşır. Şimdi bunu bildik. Bu kalpten uzaklaşıp uzaklaşmadığımın alameti çektiğimiz la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azimin, zikrullahın,
şeytana bizim tarafımızdan müesseriyet derecesi nedir diye bir sual akla gelirse, elbette Allah'ın zikriyle şeytan uzaklaşır. Pekala, peygamber de Allah'ı zikreder. Bir veli de Allah'ı zikreder. Bir ulema-i izam da Allah'ı zikreder. Sen de edersin, ben de ederim. Acaba zikrin nuraniyeti müesseriyette sebep olduğu gibi, zikrin nuraniyetinin müesseriyetine zikredicinin de efalinin, fiilinin tesiri var mıdır diye bir sual sorarsak, elbet Allah'ın zikri, madem ki Halik-i Zülcelal'in zikridir, en nurani şekilde bunun delili İhya-i Ulumiddin 3. cilt sayfa 86. Bakın okuyalım şimdi. Allah'ı zikir şeytanı uzaklaştırır. Bu kat'i bir hükümdür. Değişmez, sarsılmaz, vesveseye düşünülmez, düşürülmez. Kim olursa olsun Allah'ı zikredince muhakkak şeytan uzaklaşır derse, ama kendisine bakıldığı zaman, o zikreden kulun kendisine bakıldığı zaman ibadetinin ve zikrinin derecesi taatında Allah'a yaklaşmasındaki kutsiyetinin, kemalatının derecesinin ehemmiyet ve önemi vardır. Bir kulun Allah'a yaklaşmada en muazzam bir ibadeti namazdır. Namaz kadar kulu Allah'a yaklaştıran bir ibadet yoktur. Madem ki ibadetin ve zikrimizin en kamili son haddimiz namazdır, şu halde namazımıza bakalım. Kalbimizi murakaba edip vicdanımızı bu mesele üzerinde toplayalım. Namazdayken o insan şeytanın kendine verdiği vesveseler ile sokaklara götürürse, alemin hesaplarını gördürürse, inatçılara kızdığına, öfkelendiklerine cevaplar namazın içinde hazırlarsa, onu memleket memleket, dağ tepe, şehir şehir insanları alır namazın içinde dolaştırırsa, o insan nasıl olur da zikrettiği zikir ile şeytanı kovalamaya müessir olur? Onun için Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, kim iki rekat namaz kılsa, hiç vesvese etmeden o namazını bitirse, Allah'a azimşan günahlarını mağfiret eder buyuruyor. Allah lillah aşkına kıymetli kardeşlerim, iki rekat namazın normal bir surette kılınması 3 dakika, 5 dakikayı geçmez. Uzun sure koşarsan 6-7 dakika olur. Hafızı kamil isen, daha uzun sure koştuysan 10 dakika olur. Bizim gibi hafızı kamil olmayan zatlar isek, koştuğumuz sureyi şerifler 5 ayet, 7 ayet gibi kısa sureler ise 5, 6, 7 dakikada namazımız biter. Biz bir günlük hayatımızın yalnız 5-7 dakikasında, hem de en kutsu bir makamda, hem de en güzel bir ibadet olan namazda şeytanı en güzel zikirlerle kovalamazsak, ya biz onun düşmanlığına karşı diğer zaman kendimizi nasıl muhafaza eder kovarız? İşte İmam-ı Gazali Hazretleri bu suali soruyor.
Gel senin zikrinin derecesini sana göstereyim. Sen namazın içine gir. En kamil ibadetinle onu, Allah'ı zikret. Hele gör bakalım, şeytan seni aldı sokaklar, çarşılar, pazarlara götürdüyse, düşmanlarına cevaplar hazırladıysa, memleket memleket sevdiklerinin evinde damında gezdirdiyse, o zaman senin namazının zikri nasıl bir şeytanı uzaklaştırır buyuruyor. Şu halde kalbin ifsadı, kalbin kemalatı o insanın namazında belli olur. Şehvetlerle dopdolu olan bir kalp, namazı kamil bir şekilde ifa edemez. Şu halde namaz Allah'ın nurudur. Namaz insanı fuhşiyattan alakoyar. Namaz bir evin önündeki nehir gibidir. Efendimizin misaliyle günde 5 defa yıkanan kimse muhakkak temiz ve tahir olur. Şu halde 10 senedir, 30 senedir namaz kılarız da, bizi namaz fuhşiyattan alakoymadıysa, biz namazın hakikatını kılmamış olmuş oluyoruz. Biz öyle olmuş oluyoruz. Bizim ahvalimiz namazın hakikatını kılmamış olmuş oluyor. Biz namazı hakikatla kılmamış olmuş oluyoruz. Şu halde namazın içerisindeki hükümlere girmeden önce biz buna ne çare bulalım dersek, onun cevabını uzun uzun düşünmek lazım gelir. Şöyle ki, Allah'a Azimüşşan ve Tekaddes Hazretlerini zikretmek, kalbin nuraniyet derecesine göre olduğuna göre, o insanın kalbi takva ile, Allah'a itaat ile, nehilerinden kaçmak suretiyle, kötü sıfatlarından temizlenirse, zikrin hakikati, zikrin nuraniyeti kalbe yerleşir. Bu zikir kalp üzerinde bir nurani tesiri görülür. İşte şeytanı kovalayan zikir bu zikirdir. Bu zikire gerçek zikir denilir. Bu zikire gerçek zikir denilir. Ancak bu zikir şeytanı kovalar. Allah-u Azimşan'ın Mucizül Kur'anul Beyan'da Sure-i Araf 2201. ayeti celileyi ülema-i izam şöylece mana vermişler ki, takvaya erenler, onlara şeytandan herhangi bir arıza iliştiği zaman iyice düşünürler, bir de bakarsın ki görüp anlayıp bilmişlerdir. İşte takvaya ermedikçe şeytanı def etmek mümkün değildir. Kalbimizden zikir ile kovmak mümkün değildir. Geçenki derslerimizde Allah-u Azimşan hoşnut razı olsun, onun içinde Allah'a azimşen ayeti celilelerde bize beyan buyurmuştu. Tefsir 11-12. cilt sayfa 4748. Niye sayfasının ciltini söylüyorum? Konunun ehemmiyet ve önemini en muhkem tefsirlerle, en muteber eserlerin sayfeleriyle söylüyorum ki konuşmalarımızda vesveseye mahal kalmasın. Acaba bu zatın söylediği doğru mudur, noksan mıdır diyerek kendi nefsimize müdafaa hazırlamayalım. Onun için eserin ciltini, sayfasını dahi söylüyorum ki gücü yeten bu müfessire, bu ülemaya cevap versin. Bana vermek kolay, ben de senin gibi garibim. Ama iman payesine çıkmış,
müfessiri izan saadetine ulaşmış olan bir zat-ı muhterem elbet bizim gibi değildir. Onların hükmü ilahiyeden çıkardığı mana, anladığı hukuk değişiktir. Elbet biz onlar gibi olamayız. Onun için de delillerimi kavi senetlerle huzurunuza arz ediyorum ki vesveseye meydan vermeyelim. Acaba doğru mu söylüyor demeyelim. Eğer cevap vermek lazım gelirse müfessiri izan ve ulema-i kirama cevap vermeye çalışalım. Herhalde buna da gücümüz yetmez. Sure-i Saffat 143. ayeti celilede Rabbim Teala bize beyan buyuruyor ki eğer Yunus aleyhissalatu vesselam balığın karnına girince Cenab-ı Hakk'ı tesbih edicilerden olmasaydı balığın karnında kıyamet gününe kadar kalırdı. Eğer Yunus aleyhisselam balığın karnında beni zikredicilerden olmasaydı kıyamete kadar kalırdı. Tefsir sahibi buna ne mana vermiş? Balığın karnı Yunus aleyhisselatu vesselam hakkında kabir olurdu. Balığın karnında zikre devam ettiğinden dolayı balığın karnından kurtulmuştur. Bu ayetle Allah ümmeti Muhammed'e ders ve talim eder ki, ferman buyurur ki, zikre devam edin, siz de zikir ile sürur bulursunuz, bol vaktinizde zikredin, darlıkta Allah sizi korusun, balığın karnından dar bir mekan olmaz. Ne elektriği var ne lambası var. Mide eritici bir reaksiyon içerisinde bulunurken ızdıraplı bir hayat insana beni yutsa balık muhakkak surette elin bir ızdıraba girmem mümkün iken ancak dar mekanı Allah geniş eder. Ancak imdada Allah yetişir. Onun için sözümüzün başında arz ettiğimiz gibi bütün muhabbetler fani olursa muhabbetler mecaz olursa bize imdadımıza Allah yetişmez. Muhabbeti mecazi terk edip muhabbeti hakikiye girmemiz lazım gelir ki balığın karnı dahi bize saray olsun. Yani onun içi dahi bize bir tesbihhane olsun. Onun karnı dahi bize bir mescidi saadet olsun. Şu halde balığın karnı ne ki? Hapishane var, hastalığın karnı var, fakirliğin karnı var, çoluk çocuğun sıkletinin karnı var, 20. asırda şehvete götüren lezzetlerin karnı var. Sanki o zulmetler bir karın gibi bizi yutmuş. Biz bunlardan kurtulmak istersek ancak Allah'a azimşanı zikriyle mükellefiz. Ama zikrimizde biraz önceki gerçek zikir olmadıkça mücerret zikirle biz Allah'ı hakkıyla yad etmiş olamayız. Birbirine bağlarsak iş zora gidiyor. Elimizde tesbih dolaştırmakla zakir görünüyoruz. Elimizdeki tesbihi çevirmekle abid görünüyoruz. Ama tesbihi çevirenin kalbi neyi çevirdiğini bilmek lazım. Neyle meşgul olduğunu anlaması lazım. Neyi zikrettiğini bilmesi lazım. Ayeti celile Zuhruf 36. ayeti celile de Rabbim Teala Hazretleri bir kimse Rahman Teala'nın zikrinden iras ederse ona biz şeytanı musallat kılarız. Binaenaleyh şeytan da daima ona mukarin olur. Kim Rahman Teala'nın zikrinden uzaklaşırsa biz ona şeytanı musallat kılırız. Şeytandan beraber ederiz onu. Şeytan onu üstüne hücum ettiririz. Şeytana ruhsat veririz. Gidip ona istediği gibi tasarruf etsin. Allah buyuruyor ayeti celile 13. 14. cilt sayfa 5206. Biz de şeytanı musallat ederiz ona. Şu halde üçüncü bir şık yok. Ya şeytanın illetine giriftar olacağız, ya Mevla-i Müteala'nın muhabbetine aşık olacağız. Yok, üçüncü yol göstermiyor kitap. Hem biraz şeytanla gezerim,
hem de biraz Allah'ın aşkına dalarım. Öyle olmuyor. Efendim öyle olmuyor, efendim olmuyor. Hem böyle hem böyle olmuyor. Olmuyor. Halbuki şeytanlar, Allah-u Teala şimdi bizi ayeti celileyle şeytanın ne yapacağını da bize talim buyuruyor. Sen benim zikrimden, benim itaatimden yüz çevirirsen ben sana şeytanı musallat ederim. Ya Rabbim şeytan bana ne yapar? Bir de onu söyle. Şeytanlar halbuki 37. ayetin meali tefsir sahibi söylemiş. Bir kelime bizim hakkımız değil. Halbuki şeytanlar insanları doğru yoldan men ederler. O zaman bana Allah şeytanı musallat ederse beni şaşırtır. Muhakkak doğru yolda koymaz. Şeytana ittiba eden insanlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını zannederler. Uzun zamanlar neden insanoğlu hatalarını bilmiyor? Neden beşeriyette komünizm iflas ettiği halde Rusya'da, Doğu Almanı'nda, Macaristan'ında, Çekoslovakya'sında komünizm iflas ettiği halde neden hala dünyanın bazı yerlerinde komünist insanlar var? Acı acı düşünürdüm. Bu ayeti celilenin manayı âlisini görünce şeytan musallat olur, kalbini o zatın eline geçirirse ona yaptığı işi doğru gösterir. Şeytan ona der, ne güzel yapıyorsun. Senin yaptığından daha güzeli yok. Sen tam haksız, haklılık içindesin. Senin dışında gayridekiler haksızlıktır. Adam kendini haklı görünce belayı, musibeti safa zanneder. Onun için komünistlikten dönmez. Şimdi böyle oldu, şöyle oldu ama sosyal adalettir. Biraz geç kaldık ama refah getiririz der. Çünkü önündeki rehberi iblistir. Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah-u Teala buyuruyor ki, şeytana uyan kimseler, insanlar kendilerinin doğru yolda gittiğini zanneder. Kendini ölüm tehlikesine atan komünist de doğru olduğuna inanıyor. Samimi inanıyor, ölüme bile bile atıyor. Ya neye atıyor? İblise Rahman Teala'nın zikrini, itaatini bıraktı, günahlara girdap oldu, şeytanın arkadaşı, karındaşı oldu. Allah da onu musallat etti iblise. İblise musallat olunca kendisinin gittiği yolu doğru zannetti. Tövbe ne zaman çıkar? Tövbe ne zaman çıkar? Günah ve isyanın, gafletin ahvalini bilenden tövbe çıkar. İşlediği günahı, isyanı, ahvali, kabahati, özürü. Günah saymayanın tövbesi olmaz ki. O iş günah değil onun aklına göre. Onun aklına göre günah olmayınca niye tövbe etsin? Adam güzel bir iş yapmışsan ne der? Tövbe kapısını iblis kapatır. Şeytanın en büyük hilelerinden birisi, beşeriyetin hangi asırda olursa olsun Allah'a isyan edilen fiil, çirkin fiil ve hareketlerini güzel göstermek suretiyle haklılık verir. O haklılık içinde sahibi gaflette avunur. O gaflet ile de Mevla-i Müteala tövbe ve istiğfar edemez. Bunun giriftarlığı dünyadır. Dünyanın çirkinliklerine batan kimse tövbeden iras eder, uzaklaşır. Son ayeti celile, son diyorum, 38'den sonra 38. ayeti celile, hatta şeytanın aldatmasına aldanan kimse yevmi kıyamette huzur-u izzet Allah-u Azimüşşan'a geldiğinde şeytana hitaben şöyle der: ne olaydı şeytan, seninle benim aramda doğu ile batı arası kadar bir mesafe olaydı? Ne olaydı seninle benim aramda, sen dünyanın bir ucunda ben de bir ucunda olaydım? Ne olaydı
sen ne kötü bir arkadaşımızsın ey şeytan, biz bilmedik sana aldandık der. 39. ayeti celilenin mealine göre de tarafı ilahiyeden şeytan ve ona uyup aldananlara Allah'a azimşan ve tekettes hazretleri şöyle hitap eder: bugün sizin bu sözleriniz size fayda vermez. Aldandığınızı anladınız, pişman oldunuz. Ölüm ile cenneti, cehennemi, hakikatları bildiniz, gördünüz. Ama sizin için artık bu size fayda vermez. Zira siz nefsinize zulmettiniz. Azapta müşterek oldunuz. Çünkü azabın sebebinde müşterek idiniz. Azabın sebebinde müşterek olduğunuz için azapta da sizin şu andaki pişmanlığınız size bir fayda vermez. Bunun için de Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri razı olsun. Bunun yegane çaresi Allah'a azimşan ve Tekaddes Hazretlerini sevmektir. Onu sevmenin dışında itaat ve yolu yoktur. Bunun için ülemayı izam, hakiki zikirden mananın ne olduğunu şöylece bize tarif etmişler. Gerçek zikir nedir? Sayfa 83'te İmam-ı Gazali ancak Hazretleri kalbi takva ile tamir edip kalbi kötü sıfatlardan arındırdıktan sonra yapılan zikir gerçek zikirdir. O insan zikredince Mevla-i Müteal'in kudretiyle şeytan ondan uzaklaşır. Şu halde gerçek zikir nedir? Evsafı nasıldır ki ben öyle zikrediğimde iblise karşı en kuvvetli nurani silahımı kullanayım? Hakiki zikir, gerçek zikir şudur ki bir emri ilahiye veya bir haramla karşılaşıldığı zaman Allah-u Teala'yı hatırlamak, günahlı işi terk etmek gerçek zikirdir. Bir emri ilahi ise derhal yaparsa, eğer bir emri ilahidir ama nehyedilen, haram kılınan, yasaklanan bir emri ilahi ise yapmazsa o gerçek zikirdir. Onun sahibi gerçek zikir sahibidir. Eğer bir emri ilahi ile karşılaştı, bir haramlı işle karşılaştı, haramı terk etmedi, emri ilahiye rağm olmadı, itaati yerine getirmediyse, o sahibi olan zat ne kadar sayıyla Allah'ı zikrederse zikretsin, o insanın dervişliği, o insanın yolu bir hayalden ibarettir. Şu halde evsaf değiştiriyor zikir efendim. Zikir müminin sıfatını değiştiriyor. Diğer bir tabir ile mümin sıfatını değiştiriyor. Kötü ahlakını terk ediyor. Mezmum sıfatlarından kurtuluyor ise o zaman hakiki olarak Allah'ı zikretmiş oluyor. O zaman hakiki olarak Mevla-i Müteal'in emrine uymuş oluyor. Öyle olmazsa Allah Azimşan ve Tekaddes Hazretlerini zikretmiş olmuyor. Onun için hadisi şerifte Hazreti Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Bunyet-i Talibinin 712. sayfasında şu hadisi şerifi gerçek zikire örnek vermiştir ki bir kimse Allah'a itaat ediyor ise Allah'ı zikretmiş olur. Demek benim zikrim, benim terbiyem itaate götürmek içindir. Eğer bir kimse Allah'a itaat ediyor ise Allah'ı zikretmiş olur. Nafile namazı, nafile orucu, Kur'an okuması az da olsa durum değişmez. Ama bir kimse Allah'a isyan edip duruyorsa, emri ilahi geldiği halde rahm olmayıp kötülüklerin içinden çıkmıyorsa, bu kimse Allah'ı unutmuş olur. Ama elindeki tesbihle 3000, 5000, 30000 Allah demiş olsa bunun bir faydası olmaz. Ben 30000 Allah derim her gün.
Hele 30 bin Allah dedin de haramı görünce Allah'ı bildin mi? Haramdan kaçtın mı? Evet efendim. Senin zikrin sana mübarek olsun. Ben 50 bin zikir çekerim. Yalan söylerim. Gıybet ara sıra yapıyorum. Göz zinası hoşuma gidiyor. Sen 50 bin değil 500 bin Allah desen Allah'ı zikreden bir derviş değil, hayal içinde kalmış bir insan olunur. Şu halde müminler, dervişin zikrindeki mesele ince bir meseledir. Ariflerin zikredilmesindeki mesele ince bir meseledir. Sayı saymak meselesi değildir. Tesbihle caminin bir köşesine oturmak meselesi değildir. Zikir Allah'ın bir ilacı gibidir. Nasıl ilaç vücuda fayda verirse ve amma doktor o ilacın yanında perhisleri de şart koşarsa, sen bu ilaçları kullan amma filan hususa da perhise riayet et derse, hasta o perhislere riayet kaldıkça o ilaçtan menfaat görür. Amma ilaç ne kadar kuvvetli olursa olsun, doktorun tavsiyesini dinlemeyip perhiz yapmıyorsa o ilacın menfaati azalır. İşte müminler, dervişlikten maksat sıfatı değiştirmektir. Ahlakı kökünden değiştirmektir. Onun için Allah-u Azimüşşan ve Tekeddes Hazretleri, gerçekten siz Allah'ı seviyorsanız Allah'a emrine itaat edin. Gerçekten siz Allah'ı seviyorsanız, Allah bizimle beraber diyorsanız, Allah'ın nehyinden yüz çevirin. Bunun delilini Ülema-i İzam Hazretleri Sure-i Tövbe'nin 24. ayeti celilesinde böylece tefsir etmişler. Gerçekten ben Allah'ı seviyorsam, ben gerçekten Allah'ı seviyorsam dediysem, gerçekten Allah'a azimşan ve tekeddes hazretlerini sevmemizin alametini Rabbim Teala hazretlerine itaat-ı ilahiye ölçü olmuş. Kötülüklerden kurtuldukça, ibadet ve taatın dışına çıkmadıkça gerçek Allah'ı sevmiş olur. Alametini Ülema-i İzam Sure-i Tövbe'nin 24. ayeti celilesiyle mana vermişler. Bu ayeti celilede Ülema-i İzam şöylece mana vermişler ki Allahu Teala cümlemizden hoşnut razı olsun. Sure-i Tövbe 24. Siz Allah'ı gerçekten seviyorsanız ahiret saadet ve nimetlerine hakkı kavuşmakla olur. Ahiret saadet ve nimetlerine hakkı kavuşmak için Allah'ın muhabbetine ülfet ile olur. Allah'ın muhabbetine ülfet etmek onu çok çok zikredip ona itaatle mümkün olur. Allah'ın zikrini sevip her sevgiden aziz tutmadıkça, her halükarda ondan uzak kalmadıkça zikre devam etmek şartıyla Allah sevilmiş olunur. Zikre devamın şartı, zikrindeki menfaatin şartı, ayetin manasıdır. Allah-u Azimüşşan ve Tekeddes Hazretlerin bu ayeti celilesine Ülema-i İzam şöyle mana vermişler. De ki ya Habibim aleyhissalatu vesselam, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz beş oldu, eline geçirdiğiniz mallarınız altı oldu, ziyana uğramasından korktuğunuz ticaret metağınız yedi oldu, sizin meskenleriniz sekiz oldu, bunun size Allah'tan, onun peygamberinden, onun yolundaki cihattan daha sevgili ise Allah fasıklar güruhunu hidayete erdirmez, artık sonucu bekleye durun. Demek ki gerçek zikire mani olanı Allah sekiz madde halinde tadat etti. Kalbi masiyetle dolduran kötü huyların ana temellerini,
kötü huyların tohumlarını Allah şu ayetle 8 maddede bize gösterdi. Nedir bu? Eğer benim Allah sevgimden, Resulullah sevgimden, Allah yolunda nefsani ve umumi cihattan benim babalarım, oğullarım, kardeşlerim, eşlerim, kabilem, ticaretim, malım, evlerim daha sevgiliyse Allah fasık grubunu sevmez, hidayete de erdirmez. O zaman bu adam da zikretmemiş olur. Elindeki tesbihine şahitlik edilmez. Bu adamın elinde kehribar tesbih var. Yemin ederim çok adamları görürsünüz. En güzel kehribar, en güzel haçtan gelen sedef inci tesbihleri alırlar. Çekerken böyle çekerler. Püskülünü bir de atarlar. Bir de öbür taraftan takıdık şakıdık. Bir de atarlar. Ne diline ne kalbine bakın bir Allah demez. Eli tesbihi takıdık eder. Bu yemin ederim Allah'ı zikretmiş olmaz. Tesbih çeviriyor bu adam. Ömrünü, sermayesini kehribarın üstünde tüketiyor olur efendim. Dervişlikten maksat budur. Bu manada dervişlik Allah'ın emridir. Bu manadaki dervişliğe İmam-ı Azam Hazretleri, bütün müştehitler bunu ferman etmiştir. Bunu rıza göstermiştir. Ashabın dervişliği budur. Peygamberlerin fermanı bu dervişliktir. Yoksa çokların anladığı gibi şimdi dervişlik zamanı geçti, şimdi zikir zamanı değil diyen kadar da insan haşa gafil olamaz. Çünkü Allah bu sıfatlarla insanı terbiye eder.